Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Kim o? Anne, anne. Yes. Hadi uyuyalım, gel. Gel. Yat bakalım. Kapa gözleri. Horluyor musun sen? Ah, uyandı. Aşkım benim. Nerede mi ya? Buradaymış mı ya? Nerede mi ya? Buradaymış mı ya? Ben de hep Mia'yı unutuyorum nerede olduğunu ya. Nerede mi ya? Burada mı ya? Merhaba arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bugün de kameranın karşısında günaydın demek için ben geçtim. Kargoları hazırladık. Şimdi Denizcan kargoları götürmek için çıkacak Mücahit'le beraber. Ben de o gitmeden bir günaydın demek istedim. Evet, şimdi Mücahit'lerin çiftliğine geçeceğim. Çiftliğinden kamyoneti alacağım. Kamyonette Söğütlü'ye geçeceğim. Söğütlü'den de Mücahit'le birlikte adaya gideceğiz. Ada pazarına. Biliyorsunuz bilmeyenler için bir... Bambam'ın asıl düşmanı. Bilmeyenler için, daha doğrusu o bölümleri kaçıranlar için ufak bir bilgi. Biliyorsunuz Trendyol vesaire siparişlerimizi zaten Trendyol Express gelip bizden alıyor. Geri kalan siparişlerimizi de biz adaya götürüyoruz. Aynı zamanda Sevgi Köyümüzün siparişleri de şu an çantada. Bugün de 6 tane siparişimiz var. Onları Mücahit'le birlikte götürüyoruz. Her gün saat 3'e kadar olan kargolarımızı da aynı gün kargoya veriyoruz. Genelde böyle İstanbul ve civarlarından sipariş verenlere, Ankara civarından sipariş verenlere kargoları ertesi gün ulaşıyor. 3'e kadar sipariş verdiyseniz. Çünkü yurt içinin 600 kilometreydi galiba. 600 kilometre içinde kargoları ertesi gün teslim etme gibi bir özelliği var. O yüzden de zaten yurt içini seçtik. Bu arada bugün hava yağmurlu veriyordu. O kadar güzel ki şöyle bir yan taraf kapalı. Görüyorsanız şöyle bulutları size göstereyim. Masmavi gökyüzü çok güzel. Şöyle ileriden yağmur gelecek gibi duruyor. Bakalım. Oh. Valla kendi köyümüz diye demiyorum arkadaşlar. Böyle tüm bahçeler bakımlı. Böyle çok güzel bir köy. Şöyle biraz size göstererek ilerleteyim. Yani baksanıza mesela ne kadar güzel bir ağaç yapmış orada. Onlarla ilgilenmiş, uğraşmış. Gerçekten çok güzel bir köyümüz var. Burası da Mürvet ablanın bahçesi. 4. panoramaydı galiba. 4. panoramada Mürvet ablanın bahçesinde size göstermiştik. Evet, Müco'ların çiftlik gözüktü uçta. Vallahi mis gibi hava var. Havanın bu kadar güzel olacağını bilsem farklı bir etkinlik için mutlaka Mücahit'le bir görüşürdük. Bir şeyler yapardık bugün. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Evet. Düvelerimiz de burada. Hey maşallah be. Nasıl bakıyorlar? Diyorlardır kim bu deli. Ahmet'im selamlar. Problem mi var arabada? Arabada koku var ya. Babası galiba sabah biraz balataları yakmış. Aynen. Balata yakmış. Ama şimdi hiç koku az var ya. Az önce sabahta çok kötüydü yani. Diyorsun. Çok. Bir şey ihtiyacın var mı, adaya gideceğiz? Yok, sağ ol, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamünaleyküm.
köyümüzden çıkıyoruz dışarıya doğru. Köyümüzün sonu burası. Size de ufak böyle bir tanıtım yapayım. Şimdi buradan Söğütlü'ye doğru bir böyle ara bağlantı yolu var. Ondan devam edeceğiz. Burası aslında bisiklet sürmek için de çok güzel bir yol. Ama o kadar çok köpek var ki, yani o kadar çok köpek var ki bayağı sürüler halinde dolaşıyorlar. Anladığım kadarıyla tüm bu toplanan köpekler buraya bırakılıyor. Köpekten bir korkum yok. Köpek burada ne yapacak size de, durunca kış deyince hepsi kaçıyor zaten korkak. Ama hani bisikletle giderken devamlı durmanız lazım. Çünkü köpekler biliyorsunuz dönen şeylere karşı böyle hassaslar. Dönen şeylere bir saldırmak istiyorlar. O yüzden yani giderken ya size çarpar, sizi düşürür. İllaki bir sorun olur, bacağınızı vesaire ısırabilir. O yüzden hep durup köpeği uzaklaştırıp ondan sonra devam etmeniz lazım. O yüzden burada çok ilçeye giderken bisiklet sürmüyorum. Biliyorsunuz Akyazı'da çok bisiklete biniyorduk. Burada o biraz azaldı. Müco'ların oraya geldik. Müco'nun babası orada. Evet arkadaşlar, hep benim evimi görüyorsunuz. Burası da mücahitlerin evi. Allah. Mücuda geliyor görüyorsunuz. Mücucuğum bana diyorsun kemer takılı değil. Şimdi bindik abi arada. Bu arada adaya geçiyoruz. Bir yurt içi kargo ile bakalım. Anlaşma yapmaya çalışacağız bu kapıda ödeme için. Çok fazla o şekilde istek geliyor kapıda ödeme olması ile ilgili. Bakalım ne olacak. Uygun fiyat verirlerse, değil mi? Uygun fiyat verirlerse bir de adını sen söyle, unuttum. Neyi? Kapıda ödeme olursa Instagram, tabi Instagram'dan da senin satış. Instagram'ın sayısının da artması lazım. Evet. O konuda da abi destek. Desteğinizi bekliyoruz. Instagram'a hala abone olmadıysanız, üye olmadıysanız. Yani Instagram'a abone olunca hani oradan zaten ürünler artık gözükecek. Gözüktükten sonra da bir daha oradan DM'den direkt yazıp adres bilgilerinizi verdiğiniz takdirde gönderip kapıda ödeme seçeneğiyle gönderebileceğiz. Aynen. Hiç öyle işlem yapmaya vesaireye gerek kalmayacak. Daha kolay olacak. Shopee'yi ara falan böyle. Ben Shopee'yi daha düne kadar ben bilmiyordum ki yani. Nereden güzel edeceksin? Bir de kapıda ödeme daha güvenilir de olacak. Hani güzel olur. Benim ben şahsım adına konuşuyorum. Kredi kartı kullanmıyorum. İnternetten ürün alacağım zaman hep böyle bir arkadaşımı arıyorum hani. Kart bilgilerini alıyorum, onu alıyorum. Ona parasını veriyorum. Ayrı teferruat. Çoğu zaman da kapıda ödeme. Böyle kapıda büyük ihtimal anlaşma, hani yaparız yapamayız diye bir şey yok da kredi kartıyla da nakitle kapıda ödeme olarak yapılabilir. Şöyle dezavantajlar aslında var benim için. Kredi kartı kullanmıyoruz ya abi. Hı-hı. Melek sürekli kapıda ödeme sipariş veriyor. Kapıya geliyor bir şey. Evet o da var. Tabii onda limit yok. Limit olmadığı için. Bugün geldi yine 350 lira. Geçmiş olsun. Yine az gelmiş. Evet. Evet, yurt içimize geldik. Hem kargomuzu verelim hem sözleşme için bakalım. Fiyat teklifi isteyelim. Sürpriz var. Sürpriz. Diş fırçası. Diş fırçası. Evet. Babasına yeni diş fırçası
prensesti. Thank you de babaya. Thank you. Senin. Gel. Öp babayı bakalım. Prensesti. Pembe diş fırçası. Oh. Oh. Dişlerimizi fırçalayacağız değil mi Mia? Dişimizi. Ama bir daha krem sürme tamam mı kızım? Öbürce krem sürmüştü. Güzelim benim. Açalım mı? Ta-ta-ta-tam. Wow, sürpriz. Vay, sürpriz. Ne renk bu? Pembe. Ve mor. Hemen ağzımıza sürmeyelim, yıkayalım bir kere. Temizdir ya o. Hijyeniktir gerçi. Evet, dişimizi fırçalayacağız öyle. Fırçala bakalım bir daha. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Öyle. Yeterken fırçalayacağız tamam mı? Ve sabah. Dişlerimize iyi bakmalıyız. Havuç. Evet, havuç istemiştin geçen bir de. Kızım bayılıyor havuca. Minik tavşanım benim. Minnak tavşan. Yerler seni. Eti bu. Hadi afiyet olsun. Bir fırça bir şey. İki tane hediye sana. Önce yemek yiyelim sonra fırçalayalım. Önce havucu ye sonra fırçala. Ben sana başarı daha bir açayım. Sen söylerken kağıdı falan mı çıkartsak ya? Göremiyorum burayı. Ben aşağı gelip tuttum. Biraz da güvenerek söyle. Nasıl? Söyle yani. Büyük mü? Telli telli değil mi? Telli telli yani böyle bastıra bastıra. Utanarak değil. Utanma ben de. Ben utanmıyorum ya. Başla. Telli 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 şu telli turna. Sakın çıkma patika yollara, odalara, kırlara, o karlı ovaya. Yenik düşüyor her şey zamana, biz büyüdük ve kirlendi dünya. Kayıt alalım o zaman. Kötü mü ki? Yok güzel, kayıt alalım o zaman diyorum. Yok hani... Sen kulaklığı tak. Şimdi kulaklığa geçelim. Evet, kulaklıkla da zaten bir tur daha yapmamız gerekecek. Ben alışamıyorum kulaklığa. Şimdi ben sizin için ne oluyor söyleyeyim. O kulaklıkla dinleyecek ki sesi daha güzel kaydedelim. Ben oraya koyayım, sonra oraya bak. Telli 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 şu telli turna. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. Telli 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 şu telli turna. Ne evet arkadaşlar şu anda prova kulaklıkla ne söylemeye alışıyor. Ben gitarlarını falan kaydetmiştim zaten. Her şeyi binip gitmiş uçurtmalara. Sakın çıkma patika yollara, odalara, kırlara, o karlı ovaya. Şimdi birazdan da kayıt alacağız. Yenik düşüyor her şey zaman. Kaydı yapmaya çalışırken evdeki durum. Manyaklarım beni. Gel içeri üşüme gel. Murat Deniz. Ağlama oğlum niye ağlıyorsun? Acıktı diye bu kadar ağlamaz ki. Acıktım tamam tamam. Geldi, geldi. Şimdi dur biberonun kapışını ben çekmek istiyorum. Geldi, geldi. O ilk biberonun kapış anı. Gel, 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 gel paşam. Gel, 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 gel. Ooo. Dur. Şu taraftan vereyim. Ne yaptan çekeyim? Şöyle çekeyim dur. İlk. Şişko. Acıkıyorum babacığım. Ne yapayım babacığım? Birazcık seviyorum yemek yemeyi babacığım. Şarkı içinde böyle intro kısımlarında bir borazan sesi duydunuz. Deniz şimdi o sesi kaydediyor.
Perfecto. Ben şimdi onu oraya oturturum. Evet, şimdi senin... Sıra kaydını, bende mi? Kaydını alalım esas. Tamam, peki. Dersen onları bir çekelim şöyle. Saat 2 arkadaşlar gece. Biz kaydı yapmaya çalışıyoruz. Gene bu halde. Mia'yı yeni unutup uyutabildik. Murat Deniz'in de izin verdiği ölçüde. Şöyle ufak burada anlatmak istiyorum. Şu katman şöyle layer birinci gitar. Şu katman ikinci gitar. Şu katman o solonun çalındığı gitar. Şu katmanda bas gitar. Zaten en alttaki şeylerinden belli. Şu mavi olanlar da benim yaptığım yerler. Şimdi Filiz'in vokaliyle benim back vokalimi de üstüne bindireceğiz. Yani katman katman derken şöyle size ufak bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela burada sadece o kendi yaptığım ses öbeğini alayım. Mesela tek kanaldan onu çalayım. O böyle birleşince böyle oluyor. Üst üste binince güzel oluyor. Kaydetmeye devam. Daha bitmedi. Kulaklığın tekine yamuk tak ki kendi sesini de duy. Bak şuradaki mavi benim. O bittiği zaman başlıyor. Ya, ayakta mı olayım? İstiyorsan ayakta ol. İstiyorsan oturarak ol. Tamam. Ayağı iyi ben. Kulaklıklarım da iyidir arkadaşlar. Telli 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 şu telli turna. Eğlenerek videolar çekiyoruz arkadaşlar. Yarın bakalım klipte ne yapacağız, ben onu bekliyorum. Klip çekimi için yerimiz hazır. Güneş doğmasını bekledik klip çekmek için. Hava durumuna baktık. Bugünün güneşli olduğunu öğrendik. Normalde yağmurlu veriyordu. Bu hafta Sakarya'ya komple yağmurlu veriyordu ama birden güneş açtı. Güzel de oldu. Biz de bunu fırsata çevirip güneşin de o çevredeki yeşile, havadaki maviye verdiği güzel renkle güzel bir klip çekeceğiz birazdan. Şöyle şarkı sözlerimiz hazır. Bakalım. Evet, meleğim de uyanmış. Günaydın. Günaydın aksiri. Kötü mü boğazın? Vallahi kötü Deniz ya. Böyle öksürmekten hırpalanmış gibi. Boğazım çok kötü. Geçmiyor artık. Senin daha uzun sürdü ya bu sefer, hayret. Nazar diye dedik, hep söyledim ya. Vallahi yani. Çok hızlı geçiyor diye diye. Ya işte beni böyle yatırmıyor hastalıklar ama işte şey yapıyor yani. Öksürük falan oluyor. Klibimizi çekeceğiz, heyecanlı mısın? Evet. Yani minyalar falan da uyansak çocuklar iyi olurdu. Tamam, zaten şarkının konusuyla alakalı onlar. Mutlaka bir onlarla da sahneler alırız dışarıda klibimizde çekelim, kullanmak için. Çekelim çekelim, bebeklerimiz de olsun. Murat'ımız uyanmış. Murat nasıl olmasın? Mia'mız da gece yatmaz gündüz kalkmaz. Gerine gerine yatıyor. Şuna bak benim ya. Daha ne yapsın bu Filiz? Daha ne yapsın? Ne yapsın daha? Koşuyoruz işte. Evet. Çekimimizdeki Murat Deniz. Murat Deniz hep uslu duruyor. Mavişim. Mavişim benim. Ha? Mavişim. Aşkım. O gülüşüne kurban olurum senin. Evet arkadaşlar, şimdi ana klip için çekimlerimizi aldık. Tabii Mia ile ve Murat Deniz'le de bir şeyler çekmek istiyoruz. Şimdi Filiz Mia'yı uyandıracak. Onu giydirecek güzel. Murat Deniz'i de giydirecek. Eğlenceli oldu ama. Bizim hoşumuza gitti. Siz nasıl bulmuştunuz? Tabii siz dün izlediniz aslında klibi. Bugün de biraz böyle uzunlaştırılmış bir kamera arkası gibi oldu bu kısmı.
Fırat Deniz benim ağız borazanımı çok seviyor. Filiz pek sevmiyor evde bazen. Ben Murat'a başlıyorum, Filiz arkadan bağırıyor. Yeter artık, kes, başımı ağrıdı diye. Ama çok stres attıran bir yöntem, öneririm herkese. Müsaade. Mia. Bak burada kedi. Mia. Tamam. Kedi orada. Nerede kedi? Nerede? Kedi yok. Hadi, evet. Bir çekimin daha sonuna geldik. Ürünleri çıkarttım. Filiz. Gel aşkım, babaya sarıl, birlikte çıkalım. Hop. Bir şey söyleyeceğim. Yeni öbür Remzi bahçede bir yerde düştü. İnman gerek. Evet, buluruz, ineriz birazdan. Şu videoyu editleyeyim de hızlıca. Ay, mavişim. Titi maşallah aşkım efendim. Güzel dişleri de severler. Uyduyalımız mı? Bu arada videomuz anca çıkıyor. Saat 17.24. 4K 10 dakikalık bir video. İnşallah yükleyerek yetiştiririz. Ama ben size şurada şu gökyüzünün güzelliğini göstermek istiyorum. Öyle güzel bir renk aldı ki. Gerçekten ne kadar güzel bir köyde oturuyoruz ya. Baksanıza arkadaşlar. Ne kadar güzel. Kameraya yansımıyor güzelliği. O kadar güzel bir turuncu ki şu anda. Aşkım üstüne mi yattın kardeşim? Siz ne kadar tatlısınız. Master Chef mi izliyorsun öyle? Çok yorgunuz değil mi Filiz? Evet. Şarkı üstümüzden geçti ya. Şarkı gülüşler. Yorucu bir gün oldu. Oğluşum burada yatıyor. Oluşum. Gel. Tipini yediğim. Mia suyumuz keyif yapa yapa yemeğini yiyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Daha iş çok, çocuklarla uğraşacağız. Aynen öyle. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza takip olup, Oh, çok bayağı yorulmuşuz. Kanalımızı takip edip abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerini açın, yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Tekrar hoşçakalın. Hoşçakalın.